Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 19 Şubat 2020 günlerden çarşamba sevgili yarışseverler. Saatlerimiz 23.52'yi gösteriyor. Yarın 20 Şubat 2020 günlerden perşembe yeni günde bütün arkadaşlarıma öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım bol bereketli, bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir gün olur sevgili yarışseverler. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla başlıyordu. Az evvel İzmir At Yarışları analizimizi verdik. Az sonra Şanlıurfa At Yarışları analizimizi vereceğiz. Şanlıurfa'da 8 koşuluk bir program var. Bir altıl ganyan analizimiz olacak. Bir de ufak altıl ganyan analizimiz olacak videonun sonunda. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan özellikle bugün kanalımıza destek bekliyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımdan özellikle destek bekliyorum. Kanalımız çok hızlı bir şekilde 40-45 günde 7800'lere ulaştı. 8000'e çok az kaldı. Eğer sizlerin de desteği olursa kanalımız bir anda 10.000'e çıkabilir. Bütün arkadaşlarımdan özverili olmasını, emeklerimizin karşılığında videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmalarını istiyorum. Ayrıca videolarımıza atacağınız like'lar, beğeniler kanalımızı gerek Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını istiyorum sevgili yarışseverler. Bir de reklamlar çıkıyor arkadaşlar videoyu izlerken. 5-4-3-2-1'den sonra devam ederseniz videoya girmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca burada şerit şeklinde çıkan reklamlara tıklarsanız, reklamların içerisine giriş çıkış yaparsanız bizim de gelirimiz artacaktır. Sizler bana destek olduğunuz sürece ben her zaman sizlerin yanında olacağım, sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum bu konuda diyorum ve ben 20 Şubat 2020 Şanlıurfa akşam yarışı analizlerime geçiyorum. Şanlıurfa'da biliyorsunuz 8 koşuluk bir program var arkadaşlar. Altıl Ganyan'ın ilk ayağı programın 3. koşusuyla başlıyor. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı Altıl Ganyan'ın ilk ayağı. Ben burada 2 safkan özellikle çok beğenim kazandı. İki safkanın dışına çıkacağını düşünmüyorum. Tercihimi de iki safkanla kullanacağım maiden koşuda. Özellikle son yarışında çok diri gördüğüm, sonlarda bir daha veren güçlü safkan. Bugün Sayın Bahri Çizgi'ye ait, bugün İsa Akyavuz'un da binmesiyle ben Altunman Narkotik'in bu grupta biraz ön planda olduğunu düşünüyorum. Bugün hakem temsilcisi Altunman Narkotik'i birinci şanslı safkan olarak sizlere öneririm. Yine son yarışında 1200 koştu ama sonlarda dış kulvara açılmasına rağmen sonlarda çok etkili gelen bir safkan var. Özellikle anne babası George Thomas. George Thomas nasıl gelirdi arkadaşlar? En sonda 5-6 safkanı sıraya dizerdi. Yine en dıştan bütün rakiplerini sıraya dizerek inanılmaz sprintler atan balon ciğer diye tabir ettiğim bir safkandı George Thomas. İşte bu safkanın torunu bugün 10 numara Rise of Silence. 1400 mesafede koşacak. Ben bugün Mehmet Doğan idaresinde sonlarda yapacağı ataklarla bu safkanın da bu yarışta etkili olacağını düşünüyorum. Altunman Narkotik'e 10 numaralı Rise of Silence isimli safkanı görüyorum ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarışseverler. Burada öncelikle bu grupta biraz daha kalite gördüğüm bir isim Sayın Selami Akkılıç'a ait 1 numaralı Sihirbaz Kız. Biliyorsunuz çarpı 4 yarışta güzel bir üçüncülük yapmıştı. Ardından handikap 15 yarışta bir dördüncülük yaptı. Şimdi yine handikap 15 dişlere mahsus yarışta koşan bir numara Sihirbaz Kız bugün 60 kilo sikletle Mehmet Ali Aktürk idaresinde piste çıkacak. Benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Gönlüm bir kuvvet temsilcisi, özellikle bu mesafelerde etkili olacağını düşünüyorum. Bugün Menderes Avşar idaresinde bu safkana dikkat diyerek ikinci şansı tanıyorum 5 numaralı Gönlüme. Yine 2 numaralı Erken Gelen Nisa Ferit Yardımcı ile buluştu. Biliyorsunuz Ferit Yardımcı idaresinde etkili yarışları var bu safkanın da. Smart Robin temsilcisi 2 numaralı Erken Gelen Nisa da bugün benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Float Girl, özellikle aksiyonlarında çok beğenimi kazanan bir Always Classic temsilcisi. Özellikle anne babası Natura Porosida
sahalara gelmiş geçmiş en etkili safkanlardan, özellikle kumda en etkili isimlerden diye Natura Poresi'de 8 Mart Flat Gölü'de, bugün Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde ilk 4 safkan içerisinde tutuyorum. Yine 11 numara Lonely Girl son yarışında güzel bir birinciliğe imza attı. Bugün Emre Akkılıç İdaresi'nde yine bu grupta etkili olacağını düşünüyorum sevgili yarışseverler. Yine 12 numaralı Nevali Kori, bu safkan da beğenimi kazanan bir safkan arkadaşlar. Bu safkan da bugün ihmal etmeyin diyorum. Yine 4 numaralı Irodisa ve son isim olarak da 7 numara Black Horse. Bu safkan neden koşmaz bilmiyorum ama birinci geldiği yarışta özellikle çok beğenimi kazanmıştı. Ertesi yarışında tek verdim ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Bugün sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum 7 numara Black Horse isimli safkanın. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Arkadaşlar burası kupalı bir yarış. Haliliye Belediye Başkanlığı kupası koşusu. Burada da 1 numara Yıldız'a bakan esasen bu gruptan çok kaliteli, çok üstün bir safkan. Bir yarışını tutmasa da ben bugün Remzi Doğan İdaresi'nde piste çıkacak olmasıyla birinci şansı isim olarak veriyorum. Çünkü son yarışında Remzi Doğan arkadaşımız bu safkana çok etkili bindi, çok güzel bindi. En yakın rakibi İpekçi Ana 7 boy fark atarak kazandı. Ben aynı yarış tekrarlaması durumunda 1 numaralı Yıldız'a bakan isimli safkanın bu rakiplerini tekrar geçmesini bekliyorum. Biliyorsunuz son yarış kısa vade 8 koşmuştu. Burası da kısa vade 7 yarış arkadaşlar. Yine 6 numaralı İpekçi An Ferit Yardımcı faktörüyle bugün farklı koşabilir. Bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak 6 numaralı İpekçi An'da. Gerçi son yarışta Ferit Yardımcı binmişti ama Ferit Yardımcı bir safkana bir biner, iki biner, üçüncüye safkanı çözer getirir biliyorsunuz. Özellikle Diyarbakır Şanlıurfa'da çok başarılı bir jokey arkadaşımız. Bugün ikinci şans sanıyorum 6 numara İpekçi Ana. Yine 4 numara Dallıcalı ilerleyen yaşına rağmen bir dinar güzeli yavrusu. Anne tarafı özellikle Ersan Bey'e dayanıyor. Bugün 4 numara Dallıcalı'da koşacağım derse geçeceğim de der arkadaşlar. Yeter ki gününde olsun, bu grupta sürprize imza atabilir. Dikkat diyorum. Yine grubun kaliteli ismi, özellikle mesafenin kaliteli ismi Yalaz temsilcisi 9 numaralı Pirsus'da ben bugün ilk 4 safkan içerisinde veriyorum sevgili yarışseverler. Yine son 2 isim vereceğim. Özellikle İsa Akyavuz dairesinde piste çıkacak o 7 numaralı Oğlum Kayra bugün yine sürpriz şansına sahip bir isim. Kaliteli bir safkan ve son isim olarak da 8 numaralı Oğlum Recep'i veriyorum sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganya'nın evet 4. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Evet altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyoruz. Altılı Ganya'nın 4. ayağı. 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışı. Burada da 1 numara Mazlum Ağa bu grupta ön plana çıkan bir isim. Bugün Mehmet Doğan İdaresi'nde start alacak olan Atom Karıncı temsilcisi 1 numara Mazlum Ağa'yı birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 7 numaralı Sokak Kralı son yarışında bir form sıçraması yaşadı ve forma girdiğini düşünüyorum. Talihinden beri takip ettiğim isim 7 numara Sokak Kralı'nı ikinci şanslı safkan olarak veriyorum. Yine özellikle Ferit Yardımcının binmesiyle değişik koşacağını düşündüğüm 3 numaralı kaliteli safkan Catch Money bugün ilk 3 safkan içerisinde bulunması gerekir. Yine 4 numaralı Dizdar Mert ve 5 numaralı Hacivat şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum arkadaşlar. Ve altılı Gaye'nin 5. ayağına geçiyorum. Altılı Gaye'nin 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Buraya da bir Banco isimle değerlendireceğim. Özellikle son yarışına hayran kaldığım, son yarışını çok beğendiğim bir isim var burada. Sayın Bahri Çizik'e ait Kaptan Rio temsilcisi 5 numara Friday Copper. Bugün Menderes Avşar İdaresi'nde piste çıkacak. Ben bu rakiplerini bugün rahat geçeceğini düşünüyorum. Bu koşuda en beğendiğim isim 5 numara Friday Copper isimli safkan oldu arkadaşlar. Ben yarışsever arkadaşlarıma
günün banko ismi olarak 5 numara Friday Copper isimli safkan öneriyorum. Ve altılı ganyan son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar son ayak analizlerimden sonra ufak altılı ganyan analizlerimi izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza destek vermek isterseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Özellikle bugün bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Kaç gündür 100'er kişi artıyor. Geçen hafta biliyorsunuz hep 200'er 250'şer kişi artmıştı kanalımız. Bugün de destek olursanız hepinize minnettar kalırım diyerek ben son ayağa geçiyorum. Altılı ganyanın son ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 dişlere mahsus yarışta. Ben özellikle çok tuttuğum bir safkan var. Deha'nın tayı 11 numaralı Son Esen, özellikle büyük adanın torunu olan 11 numaralı Son Esen'i ben bugün Mehmet Emin Doğan dairesinde birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Bu safkanın ekürüsü de çok formda bir isim. 4 numaralı Dizdarım. Bugün Ferit Yardımcı dairesinde piste çıkacak. Ekürüsüyle beraber 11 numaralı Son Esen bu yarışta şanslı görünüyor sevgili yarışseverler. Yine bu koşuda ikinci şanslı isim olarak gördüğüm isim özellikle son yarışındaki eşkalini izlemenizi istiyorum. Gerçekten o eşkali, o beden dilini, o yarışı bu yarışa yansıtırsa bu yarışta kazanabilir arkadaşlar. Bugün Sami Kaplan idaresinde piste çıkacak 18 numaralı Köçek. Evet, o Köçek'ten bahsediyorum. 18 numaralı Köçek çok etkili koşabilir. Bugün dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 12 numaralı Aşk Can son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bugün Emre Akkılıç idaresinde benim 3. şanslı safkanım olacak. Arkadaşlar bu 3 safkanın dışına çıkması durumunda 8 numaralı... Pardon arkadaşlar 8 numara nereden çıktı? Allah söyledi. 9 numara Safira. Yine tuttuğum bir safkan. Fethullah Felhan idaresinde bir Uçan Bey temsilcisi. Yine takibindeki bir isim. Tabeladan düşmeyen bir isim. Son yarış 5. geldi ama beğenimi kazanan bir isim. 9 numara Safira da bugün benim 4. şanslı ismim olacak. Yine 1 numaralı Cansu'yum. Grubun kaliteli safkanı. Grubun kaliteli ismi. Bugün sürpriz şansı verdiğim bir isim. Ve son isim olarak da 5 numaralı Kesva Can Gün isimli safkan olacaktır sevgili yarışseverler ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan analizimde 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışında yine 6 numaralı Narkotik ve 10 numaralı Rise of Silence ikilisini öneririm. Özellikle 10 numara Rise of Silence sonlarda etkili yürüyebilir. Bu safkana dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Ve altılı ganyan ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 dişlere mahsus yarışında yine 1 numaralı Sihirbaz Kızı ilk şanslı isim olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Gönlüm, 2 numaralı Erken Gelen Nisa, 8 numaralı Flat Girl, 11 numaralı Lonely Girl, 12 numaralı Nevali Curry, 4 numaralı Irodisa ve 7 numara Black Horse isimli safkanları sırasıyla öneririm ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı Haliliye Belediye Başkanlığı koşusu. Burada yine 1 numara Yıldız'a bakan 1. safkanım gerçekten yarışta kazanabilir bu safkan. Bugün Remzi Doğan idaresinde son yarışın tekrarlaması durumunda yine 6 numaralı İpekcan burada 2. şanslı safkanım olacak. Yine sırasıyla 4 numara Dallıcalı, 9 numara Pirsus, 7 numaralı Oğlum Kayra ve 8 numaralı Oğlum Recep sırasıyla bu koşuyu değerlendiriyorum ve altılı ganyanın 4. ayağı 5 ve yukarı yaşlı Arapların 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışında ben 1 numaralı Mazuma'yı 1. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 7 numaralı Sokak Kralı 2. şanslı safkanım. Yine 3 numara Catch Money, 4 numaralı Dizler Mert ve 5 numaralı Hacıvat şeklinde değerlendiriyorum. Altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışında ben 5 numaralı Friday Copper isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma banko isim olarak öneririm. Ve altılı ganyanın son ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 dişlere mahsus yarışta 11 numaralı Son Esen'i bugün ekürü avantajı da var bu safkanın biliyorsunuz 4 numaralı Dizlerim'le ekürü
olarak piste çıkıyor. 11 numaralı son eserinde yarışsever arkadaşlarıma günün ikinci bankosu olarak öneririm. Ufak Altılganyan analizim böyle. Şanlıurfa'da çok çok zor görünse de yine bir misli Altılganyan analizim olacak. İlk ayakta 6 numaralı Narkotik ve 10 numaralı Rise of Silent şeklini değerlendiririm. Altılganyan ikinci ayağında yine 1 numaralı Sihirbaz Kız ve 5 numaralı Gönlüm şeklinde iki safkanla değerlendiriyorum. Altılganyan üçüncü ayağında 1 numaralı Yıldız'a Bakan'ı banko olarak değerlendiriyorum misli Altıl'da. Altılganyan'ın dördüncü ayağında yine 1 numaralı Mazlum Ağa'yı banko olarak değerlendiriyorum. Altılganyan'ın beşinci ayağında, beşinci ayağında 5 numaralı Friday Copper Tech ve son ayakta da yine Ekürüs Afganlardan 11 numaralı son eseni Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde bir başka banko isim olarak değerlendiriyorum. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza abone olan, emeği geçen, desteği olan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinize, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.